Güney Amerika'nın batı ve kuzeybatı kıyılarının antik uygarlıklar söz konusu olduğunda ilginç bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Buranın tarımın diğer bölgelerden bağımsız olarak geliştiği yerlerden biri olduğuna inanıyoruz. Önceki videolarda da gördüğümüz gibi burası aynı zamanda birçok önemli kültürün, uygarlığın ve imparatorluğun ortaya çıktığı bir bölge. İlginç olansa bu bölgede kurulan uygarlıklar Mezopotamya'da, Antik Mısır'da, Çin'de Sarı Irmak veya Hindistan ve Pakistan'da Indus Nehri etrafında örneklerini gördüğümüz nehir etrafına kurulan uygarlıklar gibi değil. Bu bölgede uygarlıkların Humboldt akıntısı etrafına kurulu olduğunu biliyoruz. Humboldt akıntısı güneyden ve günümüzde Peru'nun konumlandığı kıyıların açıklarından gelen ve okyanusun derinliklerinden bir sürü besin öğesini de beraberinde getiren bir farklı özelliklere sahip akıntı olarak nitelendirilebilir. Bu da balıkçılık için çok elverişli bir alan oluşturduğundan bu bölgede balık çeşitliliği çok fazla diyebiliriz. Bunun yanında karadaki iklim üzerinde de ilginç etkileri var. Harita üzerindeki bu bölgeye baktığımızda ince bir çöl şeridi görüyoruz ve sonrasında Ant Dağları var. Ant Dağları'nın öteki tarafında ise tropik yağmur ormanları başlıyor. Peru'ya, özellikle de Peru'nun batı kıyısına gittiğinizde böyle bir okyanus manzarası sizi karşılar. Kıyıdan içeri ilerledikçe çorak bir çölle karşılaşıyoruz. Kıyıdan yükseldikçe yüksek rakımlı dağları görüyoruz aralarında yüksekliği 2000 metreyi geçen hatta 3000 ya da 4000 metreyi bulanlar da var. Bu bölgedeki antik uygarlıklardan bazılarının balıkçılık yapabilmek için kıyıya yerleşmiş olduklarına inanıyoruz. Bölgede dağlık alanlardan başlayıp çöl boyu ilerleyen nehirler vardı. Günümüzde de var. İlk tarım alanlarının da bu nehirlerin etrafında ortaya çıktığını biliyoruz. Aynı zamanda bu yüksek rakımlı vadilerin olduğu bölgede kurulan uygarlıklar da olmuş. Bu uygarlıklar hakkında gerçekten ilginç olan şey ise şu, bölgenin yapısından dolayı Mezo-Amerika'da görülen uygarlıklar gibi tek bir uygarlık altında birleşmemişler. Hakkında arkeolojik kanıtlara sahip olduğumuz Amerika'da kurulan ilk uygarlıklardan biri Karal, bir diğer adıyla Norte Chico uygarlığı. Burada önemli bir noktaya değinmemiz gerek. Bu uygarlıklar kendilerinden benim kullandığım isimlerle bahsetmiyordu. Genellikle eski uygarlıklar bulundukları alandaki önemli arkeolojik bölgelere göre isimlendirilir. Yaklaşık 3000 yıl geriye gittiğimizde Çavin uygarlığının ortaya çıktığını biliyoruz. Bu dönemde artık daha gelişmiş uygarlıklar görüyoruz. Günümüzde Peru, Bolivya, Şili'nin kuzeyi ve ekvatorun konumlandığı bölgede, günümüzden binlerce yıl öncesinden itibaren yerleşik yaşamın olduğuna dair kanıtlar var. Çavin uygarlığını biraz daha iyi anlayabilmek için keşfedilen arkeolojik eserlere bir göz atalım. Bu eserler Çavin'de Huantar'da bulundu. Zaten uygarlık da adını buradan alıyor. Kimi yerlerde Çavin uygarlığı, kimi yerlerde Çavin kültürü olarak karşınıza çıkabilir. Bu eserlerin bulunduğu yerin o dönemde dini bir merkez olduğu düşünülüyor. Çavi'nin bu bölgede ortaya çıkmış bir inanç sistemi olduğuna inananlar var. Ancak resmi bir imparatorluk olduğu düşünülmüyor. Yazılı kanıtlar olmadığı için kesin olarak bilmiyoruz tabii ki ama arkeolojik kanıtlardan öğrenebildiklerimizle yorumlayabiliriz. İlginç olan şu ki, Çavin kültürünün düşüşe geçtiği dönemde bu uygarlıkların çoğu da kendi aralarında çıkan savaşlardan ya da El Niño kasırgası, kuraklık veya kıtlık gibi bir tür iklim değişikliğinden etkilenerek düşüşe geçmiş. Bu saydıklarımız toplumda çatışmalara neden olmuş olabilir. Tüm bunlar Çavin kültürünün milattan sonra 200 dolaylarında neden ortadan kaybolduğu ile ilgili öne çıkan teoriler. O tarihlerde başka birçok uygarlığın da ortaya çıktığını görüyoruz. Ünlü Nazca uygarlığı hemen burada, Peru'nun güneybatısında ortaya çıkmış. Nazca kültürü, Nazca çizgileri diye bilinen 300 metre uzunluğunda alanlara yayılan arazi üzerine yapılan çizimlerle tanınır. Bu çizimler ya da desenlerden bazıları o kadar geniş bir alanı kaplar ki, belirli bir yükseklikten bakmadığınız sürece ne anlama geldiklerini anlamak mümkün değildir. Bu çizimlerin gök tanrılarına göndermeye çalıştıkları bir mesaj olduğunu düşünenler de var, uzaylılarla iletişim kurmak için geliştirdikleri bir yol olduğunu düşünenler de. Bu sorunun cevabını belki de hiçbir zaman bulamayacağız. Çizimler arasında en bilineni de astronot diye adlandırılan çizim. Nazca uygarlığı hakkında, yani milattan sonra 200 yılında ortaya çıkmış bir uygarlık hakkında teoriler öne sürmek de ilginç ve heyecan vericiymiş doğrusu. Tekrar belirtelim, bu uygarlık hakkında yazılı kaynaklara sahip değiliz. Sadece mimari yapılarına ve çizdikleri bu desenlere bakarak yorum yapabiliyoruz. Kısa bir süre sonra ise burada açık mavi ile belirtilen alanda Mochica olarak da bilinen Mochi uygarlığı ya da kültürünün ortaya çıktığını görüyoruz. İnşa ettikleri en önemli yapılardan biri Güneş'in Tapınağı olarak bilinen Huaca del Sol. Ancak bu yapı yağmalar, yağmalamalar daha doğrusu ve özensizce yürütülen kazı çalışmaları dolayısıyla zarar görmüş. Bu tapınağın Amerika'da Kolomb öncesi dönemden günümüze gelen en büyük yapı olduğunu da belirtelim. Kolomb öncesi dönem derken Kristof Kolomb'un Amerika'ya gelmesinden yani Amerika'yı keşfinden önceki dönemi kastediyoruz. Moçeler gerçekten çok ilginç bir uygarlık. Yazı kullanmadıkları halde geride bıraktıkları sanat eserlerinden pek çok şey öğrenebiliyoruz. Burada bazı örneklerini görebilirsiniz ve bunlar en sade örnekleri. 5. yüzyıl civarına geldiğimizde başka önemli kültür ve uygarlıkların da ortaya çıktığını görüyoruz. Milattan sonra 500 yılı civarında yani kabaca 1500 yıl önce kırmızıyla gösterilen bölgede Vari uygarlığının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu uygarlık üzerine tartışmalar olduğunu söylemeliyim. Bu tip tartışmalara antik dönemleri incelemeye devam ettikçe daha çok rastlayabilirsiniz. Bu uygarlığın bir imparatorluk mu yoksa sadece o dönemde çok etkili iz bırakan bir kültür mü olduğu tartışılıyor. İmparatorluk olduğunu savunanlar gerekçe olarak refah sahibi bir topluma, gelişmiş altyapılara sahip olmalarını ve farklı yerleşim bölgeleri arasında benzerlik olmasını öne sürüyor. Gelelim Tivanaku'ya. Tivanaku'nun bir imparatorluk olduğuna inanılıyor. Tabii genel olarak Tivanaku uygarlığı da diyebiliriz. Hemen şuradaki sarı alanda Titikaka gölünün tam kıyısında şuradaki bölgede yer alıyor. Unutmayın. Bu derste bahsettiğimiz uygarlıklar dünyanın bu bölgesinde ortaya çıkan ve bugün elimizdeki bulgularla var olduğuna dair bilgi sahibi olduğumuz uygarlıklardan sadece birkaç örnek diyebilirim. İlginç olan şey şu ki bu uygarlıkların çoğu resmi olarak bir devlet ya da imparatorluk kuramamış. Sebebinin de büyük ölçüde bölgenin yapısı yani aradaki dağlar ve vadiler yüzünden insanların ve farklı uygarlıkların ticaret yapamaması ya da askeri olarak birbirlerinin üzerinde kontrol kuramaması olduğu düşünülüyor. Nihayetinde zaman ilerledikçe bölgede güçlü imparatorluklar da ortaya çıkıyor tabi. 1438 civarında 15. yüzyılda ortaya çıkan İnka İmparatorluğu gibi. Daha sonra Avrupalıların Amerika'ya ayak basmasıyla güçlü İnka İmparatorluğu da düşüşe geçiyor. Bitirmeden şunu da belirtelim. Saydığımız coğrafi engellere rağmen Tiwanaku İmparatorluğu'nun da dönemin şartlarına göre güçlü bir imparatorluk olduğu düşünülüyor.